Evet sevgili çocuklar, Ubeydi Gazi İlkokulu YouTube kanalı Ugi TV'ye hoş geldiniz. Üçüncü sınıf matematik dersinde yine beraberiz. Konumuz üç basamaklı doğal sayıların okunuş yazılışlarıyla ilgili örnek çözümler. Onlarla ilgili kısa çözümler yapacağız. Önce taban bloklarıyla modellenen sayıları okuyup yazma. Konumuzu anlatırken daha önceki videomuzda bahsetmiştik. Bunlarla ilgili kısa çözümler yapacağız. Gördüğünüz gibi burada yüzlük, onluk ve birlik bloklar var. Şimdi yüzlük bloktan başlayalım bu sayımızı okumak için. Bakın 4 tane yüzlük blok var. 2 tane onluk var. 6 tane de birlik küplerimiz var. Önce nereden başlıyoruz? Tabii ki yüzlük bloklardan başlıyoruz. Sayıyoruz kaç tane var. Önce sayımızı rakamla yazacağız. Yüzlük blokları sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane yüzlük var. Onluğa gelelim. 1, 2, 2 tane onluğumuz var. Birliklerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayımız bu şekilde. 4, 2 ve 6'dan oluşuyor. Şimdi sayımızın okunuşuna bakacağız. Bloklardan da okuyabiliriz. Rakamlara bakarak da okuyabiliriz. Hangisi kolayımıza geliyorsa. Bloklardan bunlar yüzlük olduğu için sayıyoruz. Yüzer yüzer sayalım. 100, 200, 300, 400. Yazıyorum. 4, 100. Onluklara gelelim. 10, 20, 20. Birliklerimizde 6 tane var. 6. 426. İkinci örneğimize geçelim. Taban blokları ile ilgili. Hemen sayıyoruz yine. 1, 2, 3. 3 tane yüzlük var. Onluğa geldik. Onluk yok. Onluklar bu şekilde gösteriliyor taban bloklarıyla. Burada onluk bloğumuz yok. O zaman 0 yazıyoruz. Birlikleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Sayımız bu şekilde. Şimdi okuyalım. Buradan okuyalım. Yüzlükte 3 olduğuna göre yüzer yüzer sayalım. 100, 200, 300. 3, 100. Onluk olmadığı için 0, ona hiç okumuyoruz. Birlikte 5 var. 5 yazıyoruz. Okuyalım. 305. Evet. Diğer örneğimize gelelim. Okunuşları, yazılış ve okunuşları verilen sayılardan bazıları yanlış burada. Sınavlarda bu şekilde şıklarda sorular geliyor bununla ilgili. Hemen bakalım bu sayıya. 142 demiş. Bakalım 100, yüzler basamağındaki biri ifade ediyor. Evet 1 var ve 42. Bunu şuradan da yüzleri okuduktan sonra iki basamaklı sayıları zaten biliyoruz. 42, bakınız 42. Bu doğru. İkinci örneğimize gelelim. 760 diyor. 700 yüzler basamağında 7 tane blok olduğunu gösterir. Yüzer yüzer sayalım. 700 oluyor mu? 7 tane. Şöyle yapalım. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. 700 bakalım 7 tane oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, bu doğru. 60. Burada 60 var mı? Yok. Ne var burada? 0 ve 6 var. 0 yani onlar basamağında hiç sayımız yok. 0 var. O zaman onlar basamağı burada olmayacak. Yani 60 onlar basamağıdır. Onar onar saydığımızda 6 tane 60 olur. O yüzden onlar basamağı burada olmadığı için bu yanlış. Bunun doğrusu 706 olacak. Çünkü onlar basamağında 0 var.
Bu yanlış yazılmış. Üçüncü örneğimize bakalım buradan. 444. 444 şeklinde yazılmış. Ama burada ne yazıyor? 404. Neden? Bakalım. Yüzler basamağında 4 var. 1, 2, 3, 4 tane. Yüzer yüzer sayalım. 100, 200, 300, 400. 400'ümüz doğru. Yüzler basamağını okuduktan sonra bunun kolay yolu hemen şöyle yaparsak. Onlar ve birler basamağını yuvarlak içine alırsak çok kolaylaşacak işimiz. 44. Burada ne yazıyor? 4. Burası 44 olmalıydı. Bu da yanlış yazılmış. 444 olması gerekir. Hemen diğer örneklerimize geçelim. 270. Bu sayımız bakınız. 270 artık okumamız hızlandı. Buraya ne yazılmış? 207 yazılmış. Biraz önceki yaptığımıza benzer. Yüzlükte 2 var. 2 tane 100. 200. Burası doğru. Burada 70 var ama burada 7 yazıyor. Bu da yanlış çocuklar. Ne olmalı? Doğrusu 270 olmalı. 7 değil. Diğer örneğe geçelim. 518. 500. 5 tane yüzlük 500. Hemen buraya yuvarlak içine alalım. 18. 518 doğru. Son örneğimize bakalım. 3 tane yüzlük 300. Hemen onluk ve birliği yuvarlak içine alıyorum. 02 yani 2. 2 doğru. Evet. 3 tane işlemimiz burada yanlış yapılmış. Bunlarla ilgili hemen 2 tane bir test çözüp dersimizi sonlandıracağız. Okuyalım sorumuzu. 713 sayısı aşağıdaki abaküste boncuklarla gösterilecektir. Bunun için kaç tane boncuğa ihtiyacımız var? Şimdi 713 sayısını önce rakamsal olarak bir yazalım. 700. Şimdi bu 3 basamaklı bir sayı olduğuna göre hemen kutumuzu yazalım. Yüzler basamağında yüzler basamağı 7 var. 13. Diğer basamaklara 13 yazıyorum kolayca. 713. Şimdi bunu abaküslere boncuk olarak yerleştirirsek yüzler basamağında 7 olduğuna göre buraya 7 tane boncuk yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 boncuk. Onlar basamağında 1 var. O zaman buraya 1 tane boncuk yapıyorum. Birler basamağında 3 var. 1, 2, 3 boncuk yapıyorum. Şimdi sayalım bakalım toplam kaç boncuk kullandım. Burada 7 tane kullandım. Onlar basamağında 1 tane kullandım. Birler basamağında 3 tane kullandım. 7, 1 ve 3'ü toplarsam 7, 8, 3 daha 11. 11 boncuk kullandım. Ya da ihtiyacımız var. Cevap C şıkkı. Diğer soruya geçelim. Yukarıda okunuşları verilen sayılar her kutuya bir rakam gelecek şekilde yazılacaktır. Hemen bunu yazalım. Her kutuya bir rakam gelsin. 405. Burada yine 400. Yüzler basamağında 4 var. 5 var. Burada yine verilmeyen bir basamak var. 400. Burada da 5 var. O zaman 5'i buraya yazıyorum. Onlar basamağı verilmemiştir. İkinci sayımıza bakalım. 649. Yüzler basamağında 6 var. Çünkü 6 yüz diyor. 6 tane yüzlük. 6 yazdım. Evet. Onlar ve birlere bakıyorum. 49. Buraya 49'u yazdım. Şimdi biz her kutuya bir rakam gelecek şekilde şuradaki yönergeyi yaptık. Soruyu okuyalım. Buna göre yeşil ve mavi renkli kutulara yazılacak rakamların toplamı kaçtır? Yeşil kutuya bakalım. 0 var.
Yeşilde yeşil 0. Diğeri nedir? Mavi kutu. Şurası. Burada da mavide de 6 var. İkisinin toplamını soruyor. Toplamı kaçtır? 0 ve 6'yı toplarsam 6. Cevap B şıkkı. Evet, çocuklar, doğal sayılarla ilgili örnek çözümler, testler yapabilirsiniz. Pekiştirmek adına, unutmamak adına bunları mutlaka yapın. İhmal etmeyiniz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.